Şeyleri bekliyoruz senden. İşaret aldık. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem kıymetli dinleyicilerimiz, seyircilerimiz. İnşallah verimli, çok feyizli, güzel bir Ramazan-ı Şerif. Arkasından neşeli, sürurlu bir bayramı geride bırakarak bu hafta kıymetli hocalarımla beraber yine Kızıl İcaz adlı Hazreti Üstad'ın mantıkla alakalı yapmış olduğu izahlı kitabını okumaya Arapçasından beraber devam edeceğiz. Geçen haftadan vermiş olduğumuz bazı vaatler var. Onları da kısaca yerine getirerek kıymetli hocalarımdan ben bunları talep edeceğim. Ondan sonra inşallah okumaya başlayacağız. İlk önce Isparta'dan Muhlis Körpe kardeşimizle inşallah başlayacağız. Kızıp İcaz ve Hazreti Üstad'ın mantıkla alakalı çalışmalar noktasında bize bu manada bilgiler verecek. Bunların üzerine inşallah metni okumaya devam edeceğiz. Buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Öncelikle herkese hayırlı geceler. Cenab-ı Hak kalplerimize hakikati ilham eylesin. Bizleri tam bir ayna yapsın inşallah Risale-i Nur'a. Hazreti Üstad benim elimde Evkaf Matbaası'nın 1339 yaklaşık 1923 22-23'lü yıllarda baskısı olan Kızıl İcaz Ala Süllem diye Libedi'ül Zaman diye bir eser. Şimdi öncelikle şöyle söyleyelim. Bu Ali Aydar hocam zaten bahsedecek. Müellif de gerçi hemen bir sayfa sonra gelecek. Süllemül Münavrak dediği mantık ilmine dair yaklaşık 144 beyit. Şiir şeklinde, beyit tarzında yazmış. Hazreti Üstad bunun 66 beytini şerh ediyor. 66 beytini şerh ediyor. Fakat sair haşiye şerh edenlerden farklı bir tarzı var burada Hazreti Üstad'ın. Hazreti Üstad Süllem'in şerhine veya haşiyelerine bir haşiye, bir talik dediğimiz ek notlar düşmüyor. Hazreti Üstad'ın çocukluğundan beri takip ettiği bir metot, bir usul var. O usul de şu, ana metinleri okumak, direkt müellife muhatap olmak, müellifin kastını idrak etmek, anlamak, oradan istihraçta bulunmak, istidlal etmek Hazreti Üstad'ın çocukluktan beri medresedeki bir usulüdür. Ana metinlerle direkt muhatap oluyor. Sonra yaptığı bu şerhi, bu haşiyeyi diğer kendi sahasında mütehassıs olan ulemanın haşiyeleriyle karşılaştırıyor. Böyle bir metodu var. Dolayısıyla Kızıl İcaz'da da Hazreti Üstad müellifin direkt ana metninin üzerine numaralar koyup altına haşiyeler koyuyor. Yani bu Kızıl İcaz herhangi bir haşiyenin izahı, herhangi bir haşiyeye yazılmış bir talik değil. Direkt ana metne yazılmış bir haşiye veya bir şerh diyelim biz buna. Daha önceden Hazreti Üstad matbu olmamış, basılmamış Talikat isimli İsmail Gelenbevi'nin yazmış olduğu Burhan isimli mantık eserine bir şerhi vardı. Kızıl İcaz'ı da bir nevi Hazreti Üstad bu talikatın bir hulasası olarak ben bunu yazıyorum dedi. Mantık ilmi hakkındaki görüşü, düşüncesi, durduğu yeri hemen bir iki sayfa ötede bizzat kendisinden zaten dinleyeceğiz. Hazreti Üstad gerçekten Kızıl İcaz için çok veciz olduğunu, çok icazlı olduğunu, çok derin, müdakkik alimleri hayrette bırakacak bir eser olduğunu, hatta ulemanın, muhakkik ulemanın dikkatini çeken bir eser olduğunu bize söylüyor. Ve bunu kendisi bir parça ders de vermiş Hazreti Üstad. Özellikle Kastamonu hayatında bir parça ders verdiğini görüyoruz. Ve Hazreti Üstad, üstadımızın ifadesiyle çok derin, çok öz, çok veciz bir risale, Kızıl İcaz.
Kendisi bu eseri niçin telif ettiğine dair beyanı da şu şekilde: ben sati zihinleri dikkate alıştırmak için bunu yazdım diyor. İnşallah bir zaman gelir, özellikle Risale-i Nur talebeleri, özellikle Risale-i Nur talebelerinin içindeki ehli ilim bunu alır, mütalaa eder ve bunu neşreder de diyor. Talikatta da, talikat içinde yani İbn Sina'ları mantıkta epey yani büyük dehaları dahi geçebilecek bir eser olduğunu Hazreti Üstad'ın ifadeleri var. Yani kısacası Kızıl İcaz hakkında külliyatta Hazreti Üstad'ın bahsettiği özellikler bu. Ama dediğim gibi bir iki sayfa sonra inşallah Hazreti Üstad'ın mantık hakkındaki, mantık ilmi hakkındaki durduğu yeri zaten kendileri beyan edecekler. Delil ve burhanlarıyla beraber ben sözü size bırakayım inşallah. Tabii şu noktaya da vurgu yapsak güzel olacak değil mi? Yani mantık ilmini elde etmiş olmak, İslami ilimleri doğru başlattı, metni doğru yorumlamak, metinden hangisi olursa olsun Kur'an, hadis-i şerifler ve Risale-i Nur başta olmak üzere bunlardan doğru istikametli manalar çıkarmak anlamına geldiğinin noktasında evet, vurgulamak evet. Çok güzel olacak değil mi? Aynen. Şimdi Üstad onu hemen bir iki sayfa sonra söyleyeceği için ben girmek istemedim bugün, oraya. Bugün oraya tam yetişebilir miyiz bilmiyorum. Evet. Bir de, yetişebilirsek ne ala, yetişemezsek zaten diyecek bir şey yok. Ama dediğiniz gibi abi, yani metni doğru anlamak ve özellikle alet ilmi olan doğru düşünmeyi temin eden, doğru düşünmenin bir vasıtası olan mantıkla, mesela benim en çok dikkatimi çeken, normal bir mantık şerhine baktığınız zaman altta hep mantık ilmine ait örnekleri görürsünüz. Yani gerçekten mantığın dışında bir şey yoktur. Ama Hazreti Üstad'ın şerhi bu değil. Hazreti Üstad'ın haşiyesi bu değil. Kızıl İcaz'a veya talikata bir bakıyorsunuz, Kızıl İcaz'ın metni, yani süllemin bir metninden aşağıda akaidin çok mühim, ciddi bir meselesini çözdüğünü görüyorsunuz. Usulü fıkha atladığını görüyorsunuz. Hadisi yorumlamasını görüyorsunuz. Biz buna bugün disiplinler arası geçiş diyoruz. Yani Hazreti Üstad alet ilmi olan mantığı gerçekten alet ve vasıta olmakta bırakmış, ulumu aliye dediğimiz hakaik imaniye ve Kur'aniyenin doğru idrak edilmesine, anlaşılır ve anlatılabilir bir vaziyete getirmesine hizmet etmiş. Mantığı mantıkta bırakmamış, nazariyatta kalmamış, nazariyatta boğulmamış diyelim. Allah razı olsun. Amin. Muhlis kardeşimize de teşekkür ediyoruz bu katkılarından dolayı. Yine geçen haftadan bir vaadimiz vardı. Özellikle bir okumuş olduğumuz bir önceki beytin içerisinde üçüncü maddede geçen tenkihul menat ve tahricul menatla alakalı Ali Haydar hocamızın bir çalışması vardı, bir hazırlığı vardı. Bununla beraber şifahi olarak da bize bununla alakalı bilgileri takdim eder. İnşallah ondan sonra da metni okumaya geçeriz diye İnşallah. Düşünüyoruz. Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hocam, başlamadan evvel yine itirafımızı yapalım. Biz bunun ehli değiliz. Ehli olmadığımız işi yapmaya, başarmaya çalışıyoruz. Rabbim becertirsin inşallah. Geçen haftaki beytte evet, yani tahricul menat, tenkihul menat ve tahkikul menat şeyleri, kelimeleri, cümlesi geçmişti. Bunlar bir 4-5 saat kadar derse hazırlık yapayım diye biraz çalıştım. Bu arada çalışırken çalıştığım bununla alakalı mesele bununla alakalı olmadığı için oğluma, benim küçük oğluma Bahauddin'e dedim, oğlum şu mevzuyu bana bir çıkar bakayım dedim, bir yaz bakayım dedim. Aslında benim size göndermiş olduğum şey bizim Bahauddin'in çıkarmış olduğu, ama onu ben tabii daha sonra tasdik ettim, bir gözden geçirdim, bir iki yerini düzelttim. Onun da katkısı oldu yani bunda inşallah. Allah razı olsun. Burada şimdi eğer o
göndermiş olduğum şey önünüzdeyse hocam, oradan ben biraz malumat okumak istiyorum inşallah. Evet. Şimdi bu mesele, yani bu üçü, tahricül menat, tenkihül menat ve tahkikül menat kavramları kıyas ile alakalı, malumunuz illetle alakalı, illetle alakalıdır. Şimdi kıyasın rükünleri deyince usulde geçer, yani rüknü şey'i eczâhu, bir şeyin rüknü o şeyin cüzleridir. Mesela asıl kıyasın rükünlerine baktığımız zaman da asıl ferir, illet ve hüküm kıyasın rükünleri oluyor. Tabii hani hatırlarsanız her rükün şarttır ama her şart rükün değildir. İşte namaz için abdestin şart olması, kıyamın rükün olması gibi vesaire. Bunlardan bahsediliyor usulde. Şimdi kıyasın rükünleri bu dördüdür. Peki kıyas nedir diye sorulursa, kıyas nas ile, yani nas da malum ayet ve hadis ile sabit olan meselenin, mesela bir hamırın mesela hükmünü, ki onun hükmü haram olmasıdır, İçtihat yolu ile aynı illeti taşımayan, yani ki oradaki illet müskir olmasıdır, aynı illeti taşımayan ve hakkında nas olmayan meseleye, mesela uyuşturucuya vesaire bir takım şeylere vermektir şeklinde kıyas tarif yapılabilir. Kıyasın doğru bir şekilde yapılabilmesi için asıl meselenin, mesela hamrın, özellikle bundan mesela veriyorum hocam kolay olduğu için. Hamrın, yani içkinin hükmü, yani haram olması ile ferir dediğimiz mesele, yani uyuşturucu arasındaki illeti, ki yani o illette müskür olmasıydı, sarhoş edici olmasıydı, tespit etmek gerekir ki bu işlemede talil, yani illeti tespit etmek adı veriliyor. Bu talil de, yani talil, yani illeti tespit etmenin birkaç yolu olduğu kitaplarda geçiyor, söyleniyor. Bunlardan birincisi nas, yani ayet ve hadis veya icmada sarahaten, açık bir şekilde illetin bildirilmesi. Buna şunu misal olarak verebiliriz hocam. Kur'an-ı Kerim'den de Haşr suresinin 7. ayet-i kerimesine bakarsanız, orada bir ayet-i kerime geçiyor. Bir fey kelimesi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de, iade manasında. Yani alınan beldelerden, fethedilen beldelerden o beldenin malının iade edilmesi, ki bu Estaizu billah, bismillah, ma efa Allahu ala rasulihi min ehlil qura felillahi velil rasuli velizil qurba vel yetama vel mesakin ila ahiril aye. Bu şekilde onların kime ait olduğunu Allahu Teala suresinde, Haşr suresinin 7. ayeti kerimesinde beyan ediyor. Bunun sebebini de kay la yekuna duleten beynel egniya. Dönüyorum ben şimdi o yine ibareye hocam. Bunlardan birincisi nas, yani ayet ve hadis veya icmada sarahaten illetin bildirilmesi. Misal dedik, Hazreti Ömer radıyallahu anh işte Irak ve bir takım benzer yerleri fethedilince buralar, Irak arazisini mücahitler arasında taksim etmemiş. Bu hükme illet olarak da ayeti kerimede geçen Estaizu billah kay la yekuna duleten beynel egniyai, yani zenginler arasında, oradaki zenginlerden kasıt hani o devamlı cihada katılıp malına mal katan hani mücahitler, zenginler arasında dönüp dolaşma, hani dolaşım olmasın diye bu ayeti kerimeyi delil göstermiş. Tabi bunu da Hazreti Ömer'e teklif eden sahabilerin başında Hazreti Ali Efendimiz ve Hazreti Muaz bin Cebel geliyor radıyallahu anh. İmam-ı Malik de bu ayeti kerimeyle amel ediyor. Fethedilen yerlerdeki malların vakıf malı olması gerektiğini savunuyor İmam Malik. Şimdi birincisi bu. İlleti tespit etmenin birkaç yolu var demiştik. Birincisi bu. İkincisi nas ve icma ile illetin tespit. Nas ve icma ile illetin tespit edilemediği yerde içtihatla illeti tespit etmek. Bu da birkaç şekilde olur. Yani keyla yekunu duleten beynel eğniya şeklinde yok. Nas'ta böyle bir bilgi yok. Böyle bir tespit yok. İçtihatla tespit edilecek. Bu da birkaç şekilde oluyor. Bu da işte ABC şeklinde. Birincisi tahricül menat.
İkincisi tenkihul menat, üçüncüsü tahkikul menat şeklinde. Bu üç ifade de Şafii usulünde geçiyor tabii ki hocam, malumunuz. Hanefi uleması bunların yerine işte tahricül menat yerine ihale, yani münasebet manasındaki ihaleyi kullanmış. Veya işte sondaj, incelemek, denemek, tahmin etmek, ölçüp takdir etmek manasındaki sebir kelimesini kullanmış. Veya parçalara ayırmak, kısımlara ayırmak manasındaki taksim kelimesini kullanmış Hanefi uleması. Ama Şafii uleması muhtemelen Hazreti Üstad'da Şafii olunması hasebiyle öyle değil mi hocam? Bu üç tabiri kullanmış. Şimdi tahricül menat hüküm ile hükme illet olabilecek vasfın arasındaki uygunluğun araştırılması. Kusura bakmayın hocam. Evet. Hüküm ile hükme illet olabilecek vasfın arasındaki uygunluğun araştırılması ile, buradan hocam bir de ibareye geçiş yapmamız lazım. Bunu evvela bir bitirelim. Çünkü orada bir takım şeyler daha söylenmesi lazım. Kızıl İcaz'daki ibarede eksik kaldığını zannediyorum. Onu da söyleyelim. Ama bunları bir bile, şey yapalım evvela, müzakeresini yapalım. Evet. Hüküm ile hükme illet olabilecek vasfın arasındaki uygunluğun araştırılması ile talil yapmaktır. Mesela dedi ki yine içkinin haramlığı, ki bu hükümdür, kesin bildirilirken illeti bildirilmemiştir. Ayet-i Kerime'de bunun illeti bildirilmiyor değil mi hocam? Bildirilmemiştir. Burada içkinin haramlığı hükmüne uygun olan illet müskir, yani sarhoş edici olmasıdır. Olmaz. Evet. Şimdi yani haramlığı kesin bildirilirken dedik illeti bildirilmemiştir. Yani nedir içkinin haram olmasının illeti? İşte köpük atması mıdır, ekşimesi midir, tadının değişmesi midir, yoksa sarhoş etmesi midir? Burada illeti bildirilmiyor ve biz içtihatla beraber, biz değil ulema, içtihatla beraber evvela bunu tespit ediyor. Buna tahricül menat deniyor. Tenkihül menata baktığımız zaman da asıl mesela hamr ve fer uyuşturucu mesela arasındaki bazı farkları, işte birinin sulu diğerinin kuru olması gibi bazı farkları ortadan kaldırmakla aslında mevcut olup ancak illet olmaya elverişli olmayan vasıflardan, işte köpük atması gibi, tadının bozulması gibi vesaire vasıflardan asıl illet, yani müskir olmasını ayıklamak ile yapılan talildir ki buna da tenkihül menat deniyoruz. Burada verilen misal, oğlum bu misali yazmış, iyi yapmış. Hanımıyla cima eden bedevinin, bedeviyet demiş ama o bedevinin olması lazım. Bedevinin kefaret hükmüne kıyas yapılırken o şahsın işte bedevi midir değil midir, işte bedevi olması, cima ettiği kişinin hanımı olması veya hanımı olmaması, hanımıdır mıdır değil midir, bunlara bakmıyoruz. Bu vasıflar nazar dikkate alınmaksızın asıl illet olan o maddi tatmin olma meselesi var ya, işte o illeti bulmak gibi diyoruz tenkihül menata. Bir de tahkikül menat var. Burada Kızıl İcaz'da o geçmedi ama işaretül icazın hocam 47. sayfasında üstten 3. satırda tenkihül menat ile tahkikül menattan bahsediyor Hazreti Üstad. Orada var. Oraya bakılabilir. Onun bir sayfa öncesinde de, yani 45. sayfada da bu yine Kızıl İcaz'da geçen utifet delilü alel medlul meselesine bir vurgu yapacağız inşallah. Orayla bir mukayese etmek istiyorum. Çünkü bir ciheteyni sözünü biz biraz yavan geçtiğini zannediyorum. Orayla beraber bir karşılaştırma yapalım inşallah. Bu tahkikül menat da orada hocam yazıldığı gibi bunu ne yapalım? Kaldıralım mı şimdi? Kaldıralım. Evet. Bir de hocam bir düzeltme yapalım. Daha evvel vermiş olduğunuz kağıtta tenkihül menat, tahricül menat
Bunlardan bahsettik, misal verdik. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bunu kıyas ettik. Hatırlar mısınız? O şey varsa önünüzde şöyle demiştik. Tenkihül menat, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en hayırlı olmasının pek çok illeti, pek çok sebebi olmakla beraber asıl illet ahlakıdır dedik, değil mi? Burada da öyle geçmişti. Delil ve inneke la ala hulukun azim. Tenkihül menata bunu misal vermiştik. Tahricül menata da diğer peygamberlerin de demiştik. Buranın eksik olduğunu ben, eksik derken hata olduğunu düzeltiyorum. Tahricül menatı da Resulullah Efendimiz'e şey yapmamız lazım, uygulamamız lazım. Ha, daha sonra bunu, onu şimdi uygulayalım. Daha sonra diğer peygamberler hakkında da tenkihül menat ve tahricül menat yapabiliriz. Ama ikisini de, yani tenkihül menatı da tahricül menatı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şey yapmamız lazım, kıyas etmemiz lazım. Yani iki cihetle. İki misali de Resulullah Efendimiz'in üzerinde göstermemiz lazım. Yani o sanki hata olmuş gibime geliyor. Hani diğer peygamberlerin de yüce makamlara ulaşmasının pek çok sebebi olmakla beraber asıl illet ahlaklardır demiştik daha önceki kağıttan. Yani o kalabilir, yanlış değil ama oraya Resulullah'ı koymak lazım. Peki nasıl yapacağız? Nasıl ifade edeceğiz? Şöyle yine bakacak olursak tahricül menat, biraz daha Türkçeleştirecek olursak, yani biraz daha yavan, herkesin anlayacağı şekilde anlatacak olursak, tahricül menat münasip olan illeti herhangi bir yol ile bulmaktır. Yani önce illeti tahric etmektir, ortaya çıkarmaktır. Tenkihül menat ise hocam, münasip olan illeti ayıklama yolu ile bulmaktır. Yani tahricül menat, evvela illeti tahric ediyoruz, ortaya çıkarıyoruz. Tenkihül menat ise o illeti diğer vasıflardan ayıklamak suretiyle. Tenkih bu sebre suretiyle benziyor değil mi hocam? Evet. Aynen hocam, sebir gibi. Yani sondaj yapıyoruz. Hanefilerin sebri gibi. Yani hükmün illetini tahric edip tespit etmeye tahricül menat deniyor. Bir daha söylüyorum. Yani hükmün illetini tahric edip tespit etmeye tahricül menat deniyor. O hükmün illetini ayıklayarak tayin etmeye de tenkihül menat deniyor. Şimdi bunu Kızıl İcaz'da ibare üzerinden uygulayacak olursak, uygulayalım. Bunu Kızıl İcaz üzerindeki o ibarede uygulayacak olursak nasıl uygularız? Şöyle uygularız. Ortada bir hüküm var. Değil mi hocam? Efendim? Seyircilerimiz bilsin. Üçüncü madde değil mi? Evet, üçüncü madde. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyük bir ahlak üzere yaratılması. Buradaki Hazreti Üstad'ın delil dediği ikinci ibare, hayr men hadal makamatil ula cümlesinin medlul olan bi hayr men kad ursila cümlesine atfedilmesi. Atfedilen cümlenin medlul delil şeyin ise matufun aleyh olan cümlenin ise matufun aleyh olan cümlenin medlul, matuf olan cümlenin ise delil olması meselesi. Şimdi hocam oraya gireceğim inşallah. Biraz hani acelemiz yok inşallah. Evet. Şimdi bunu, bu tahricül menat ve tenkihül menat mevzusunu bu mesele üzerine uygulayacak olursak hocam, şimdi ortada bir hüküm var. O hüküm ne? O hüküm Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en hayırlı olması. En hayırlı olması. Peki bu hükmün illeti nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en hayırlı olmasının illeti nedir? Allahu Teala Hazretlerinin ve inneke la ala hulukun azim buyurması. O böyle buyurduğuna göre ahlakıdır. Efendimizin ahlakıdır. Buna tahricül menat deniyor. Yani Efendimizin en hayırlı olduğunu ortaya çıkarıyoruz. Bunun illeti nedir? Bunun illeti Efendimizin ahlakıdır. Peki bu hükmün başka bir illeti daha olmaz mı? Efendimizin Kureyşi olması, Haşimi olması, Arabi olması gibi veya başka özellikleri yani yok mudur başka özellikler? Vardır ama bu vasıfları ayıklayıp ahlakı öne çıkardığımız zamanda da buna da tenkihül menat deniyor hocam. Kısaca buna da tenkihül menat deniyor.
Burada da Allahu alem Hazreti, ben anladığımı söylüyorum. Hatam olursa düzeltin hocam. Hazreti Üstad'ın söylediği budur diyorum hocam. Yani tahricül menat ve tenkihül menat ile önceki verdiğimiz notta olduğu gibi, yani tahricül menatta vermiş olduğumuz diğer peygamberlerin misalinde olduğu gibi değil. Ha, diğer peygamberler hakkında da tenkihül menat ve tahricül menat yapabiliriz ama bir önceki derse vermiş o fotokopide tahricül menat yerine de Resulullah'a koymak lazım. Resulullah'a koymak lazım. Evet, şimdi hocam bu ibareyi ben bir daha okuyacağım müsaadenizle. O evet. Üç numarayı. Şimdi burada men hassana bi hayr men kad ursila manasını bir daha verelim mi hocam? Verelim diyorum ben. Verelim. Biz hamd ederiz. İbaresi geçti geriden. Kime? İşte Allah'a hamd ederiz. O Allah'tan bedel Celle Celaluhu men şu kimseye hamd ederiz ki hassana bizi tahsis etti. Kime bi hayri men kad ursila gönderilmiş olanların en hayırlısına. Yani Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Daha ve hayri men ve o kimselerin en hayırlısına ki haba o kimse topladı, o kimseler topladı veya haze o kimse haiz oldu. Başka bir nüshada geçtiği gibi. Neye haiz oldu? El makamatil ula. Yüce olan makamlara. Şimdi evet. Evet. Burada ey dedik. Üç numaraya bakalım hocam. Hayri men kad hadal makamatil ula'nın üzerinde olduğu için üç. Yani o matuf olan, atfedilen cümlenin üzerinde olduğu için bakıyoruz li'ennehu ey yani li'ennehu çünkü o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala hulukun azim büyük bir ahlak üzeredir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdaki ibarede sahibi süllem tarafından nasıl anlatıldı? Yüce olan makamlara haiz olanların en hayırlısı. Niye en hayırlısı? Çünkü o ala hulukun azim büyük bir ahlak üzeredir. Bu tamam değil mi hocam? Evet. Sonraki ibare utife atfedildiğine eddelilü delil. Burada atfedilen cümle hayrimen hadal makamatil ula cümlesi olduğu için burada Hazreti Üstad bu cümleye delil demiş oldu. Delildir bu. Bu delil atfedildi. Ne üzerine? Alel medluli medlul üzerine. Medlul olan cümle üzerine. Yani bi hayr men kad ursila cümlesi üzerine atfedildi. O zaman bi hayr men kad ursila da medlul oluyor. Yani kendisine delil getirilen oluyor. Atfedildi. Şimdi bunun da anlaşılması için yine şöyle soracak olursak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin en hayırlısıdır. Delilin ne? Çünkü o aleyhissalatü vesselam yüce makamlara haiz olanların en hayırlısıdır. Yani yüce makamlara haiz olanların en hayırlısı olmak, hayrimen hadal makamatil ula cümlesine geçtiği gibi, yüce makamlara haiz olanların en hayırlısı olmak, bi hayrimen kad ursila, peygamberlerin de en hayırlısı olmaya delildir. O zaman peygamberlerin en hayırlısı olmak medlüldür. Yani kendisine delil getirilendir. Yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin en hayırlısı olduğunun delili yüce makamlardan olan büyük ahlaka sahip olmasıdır. O zaman matuf olan hayr men hadal makamatil ula cümlesi delil oluyor. Matufun aleyh olan bi hayr men kad ursila cümlesi de medlül. Yani kendisine delil getirilen oluyor. Peki bu kadar mı? Yani bu delil diğeri de medlül bu kadar mı? Bir ciheteyni deyince biz işte burada hocam biraz geçen eksik izah yaptık gibime geliyor. Bir ciheteyni iki yön ile deyince şimdi bir tenkihil menatı ve tahricil menatı da ondan bedel yapınca o bir ciheteyni biraz eksik kaldığı gibime geliyor. Onu da yine bugün baktım şeye işaretül icaz hocam. Bunun benzeri bu ibarenin benzeri 45. sayfada Arapçasında şeyde وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ قَبْلِكَ ayeti kerimesinde geçiyor. Yani وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ قَبْلِكَ cümlesi atfediliyor. Tıpkı burada وَخَيْرْ مَنْ حَضَ الْمَقَامَاتِ الْاُلَى cümlesinin
atfedildiği gibi. Bir önceki cümleye atfedildiği gibi. Ama Hazreti Üstad buradan yani işaret-i icazdan bu cümle, o cümle bir önceki cümle üzerine atfedildiğini söylerken diyor ki sümme inne fî hâdihin nazmî ve rabbi erba'ane taif. Bu nazımda ve bu bağlamda dört lataif vardır. İki tanesini hemen hızlıca müsaadenizle okumak istiyorum. Şöyle bir dakika içerisinde hocam. Dört lataif vardır. Bunlardan ihtaha birincisi atful medlul aled delil. Medlulun delil üzerine atfedilmesi. Deyince burada ve ma unzile min kablik ki medlul yaptı. Yani buradakinin, Kızılcaz'dakinin tam tersi oldu. Şeyi ise bir önceki cümleyi vellezine yu'minu bima unzile ileyke min kablik bima unzile ileyke cümlesinden delil yaptı. Buranın tam tersi oldu. Ama ikincisinde tam tersini burada işaret-i icazdakini Kızılcaz'dakini söyleyecek. Ve şöyle dedi Hazreti Üstad orada. Ya eyyühennas ey insanlar izâ âmentum bil Kur'an siz Kur'an'a iman ettiğiniz vakit iman ettiğiniz zaman o zaman o vakit fe aminu bil kutub es-sabika eyvan aynı şekilde geçmiş kitaplara da iman edin. İzil Kur'an'ı çünkü Kur'an-ı Kerim musaddiqu leha o diğer kitapları tasdik eden kitaptır ve şahidun aleyha ve bunun üzerine şahit bir kitaptır. Bir delili estaizu billah musaddiqa lima beyne yedeyh ayet-i kerimesinin Saf suresinde geçen bu ayet-i kerimenin deliliyle yani Kur'an-ı Kerim kendisinden evvel geçmiş olan kitaplarda tasdik eden bir kitaptır. Bunun deliliyle. Dolayısıyla ne oldu? وَمَا اُنْزَ مِنْ قَبْلِكِ orada medlul oldu. Buradakinin tam tersi. Atfedildiği cümle ise delil oldu. وَالثَّانِيَةُ ikinci ise Kızıl İcaz'da şimdi burada geçtiği gibi. İkincisi ise اَتْفُ الدَّلِيلَ عَلَى الْمَدْلُلُ delilin medlul üzerine atfedilmesi. O zaman Hazreti Üstad şöyle demiş oldu. Ve ma unzile min kablik delildir. Delildir tabii. Delildir. Vellezine yu'minune bima unzile ileyke cümlesi ise medlüldür ve mana şudur. Ey ya ehlel kitap, ey ehli kitap. İza amentum bil enbiya'is sabiqin siz geçmiş peygamberlere iman ettiğiniz zaman, iman ettiğiniz vakit vel kutubis safile ve geçmiş olan kitaplara iman ettiğiniz vakit o zaman lezime lazımdır aleykum lazım gelir aleykum size üzerinize en tu'minu bil Kur'an Kur'an-ı Kerim'e iman etmeniz ve bu Muhammed'in aleyhisselam Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmeniz gerekir. Liennehum çünkü o enbiya-i azam geçmiş peygamberler beşşeru bihi onu müjdelediler. O zaman o peygamberler sizin iman ettiğiniz sizin kitaplarınızın haber verdiği peygamberler ne yaptı? Efendimizin müjdeledi. قَدْ بَشَّرُوا بِهِ Resulullah'ı müjdelediler. Öyle devam ediyor hocam. Uzun gider. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Buradan Hazreti Üstad bir ciheteyni dedi ya. Allah alem şunu da kastetmiş olabilir zannediyorum. Bu işaret-ül icazdan 45. sayfada geçtiği gibi yani burada sadece utifet delil alel medlul buyuruldu. Bir ciheteyni deyince aynı zamanda al hayr men hadal makamatil ula delili medlul olup bi hayr men kad ursila cümlesi de efendim şey olabilir. Medlul olan bu cümlede delil olabilir. Peki olabilir mi? Bakacak olursak İsterseniz bakalım olabiliyor. Yani olabildiğine göre bir cihetinden kasıt bu da olabilir diye düşünüyorum hocam. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet al bunu da götür. Hocam şundan iki fırtalayayım da öyle vereyim. Tamam oğlum. Onu götür. Daha getirmeme gelme. Kapıyı da kapat. Evet. Şimdi izahına ne demiştik hocam? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin en hayırlısıdır. Delilin ne? Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam yüce makamlara haiz olanların en hayırlısıdır. En hayırlısı. Tersinden bakalım şimdi bunu ters çevirelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüce makamlara haiz olanların en hayırlısıdır. Delilin çünkü Resulullah peygamberlerin en hayırlısıdır. O zaman ne oldu hocam? Bu mantığa göre hayrimen hadal makamatil ula delil olduğu gibi medlul de olabildi. Bir hayır men kad ursila medlul olabildiği gibi delil de olabildi. Yani bir ciheteyni deyince bu geldi benim aklıma. Bunu baktım işaret-i icazda da
benzeri ayet-i kerimeyi bu şekilde icaz edilmiş, şey yapılmış, izah edilmiş hocam. Yani bunu burada bir söyleyeyim dedim. Tenkihul menat ve tahricul menatı. Efendim, bunu zaten söyledik değil mi hocam? Evet. Evet. Tamam. Evet hocam. Muhis kardeş, senin ilave edeceğin bir şey varsa. Gayet güzel oldu. Allah razı olsun. Hem güzel bir nükte hem de bir şerh olmuş oldu. Bence gayet güzel ve makul. Gayet güzel. Biz Fahrettin Razi sadece bir not olarak Tenkihül Menat'a Fahrettin Razi, ben de Tenkihül Menat'ı okuduğumda kendi kendime şunu dedim. Hayret dedim ya, ne kadar Sebr-ü Taksim'e benziyor dedim. Sebr ve Taksim'e benziyor. Hazreti Üstad da bunu çok kullanır. Sebr ve Taksim delini çok kullanır. Sonra bir baktım Fahrettin Razi de Tenkihül Menat'a Sebr-ü Taksim'dir diyor. Tenkihül Menat Sebr-ü Taksim'dir diyor da. Katılmayanlar var ama Fahrettin Razi de bunu söylüyor. Ve Hazreti Üstad'ın kullandığı bir metodoloji bu. Bir delil bu. Bir usul. Evet. Gayet güzel. İbn-i Hümam da diyor ki hocam ihale, yani münasebet manasındaki evet. İhale de diyor tahricül menattır diyor. Evet. 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 Geçelim mi hocam? İsterseniz sülleme geçmiş olalım. Beyti okuyalım. Devam eden beyti. Yani izahlarımız bu noktada kifayet buldu. İnşallah metne devam etmiş olalım. Buyurunuz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammedün diye de okuyabiliriz hocam. Muhammedin diye de okuyabiliriz. Muhammedin okursam Seyyidi okuyacağım. Muhammedün okursam Seyyidi okuyacağım. Muhammedin okursam hocam mahsul müptedana haber yaparım. Yani huve Muhammedün manasında. Huve Muhammedün takdiriyle. Veya bi hayr men kad ursila men hassana bi hayr men derken bi hayr kelimesi meczum olduğu şey olduğu için, mecrur olduğu için, cer olduğu için Muhammed'in kelimesi de oradan atful beyan yaptığımız için, ki atful beyan hakkında edilen sual o da kimdir diye sorulur atful beyanda. O da kimdir? O gönderilmiş olanların en hayırlısı kimdir diye sorup mana verecek olursam Muhammed'in diye cer okuyabilirim. Veya huve Muhammedun, huve o Muhammedun, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir de diyebilirim. Bu nahiv ile ilgili bir şey. Muhammedun veya Muhammedin. Muhlis hocam hangisini okuyalım? Ben Muhammedin okumayı tercih ediyorum. Tamam hocam. Muhammedin onu okumayı evet. Tercih ediyorum. Yukarıya da cevap olmuş oluyor. Evet. O da kimdir şeklinde. Çünkü şey oluyor. Atful beyan. Evet. Ne yapıyor? Geriyi beyan ediyor. Evet hocam. Evet. O da kimdir? Muhammed'in Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle Muhammed ki seyyidi kulli muktefa iktefa yaktefi iktifaen muktefi muktefa. Evet, muktefa kelimesi isim mi mensuptur hocam. İttiba olunan manasında. Kül kelimesi malumunuz her manasında. Seyyid ise yine seyyid efendi manasında. Öyle Muhammed ki aleyhissalatü vesselam seyyidi kulli muktefa. İttiba olunanların her ittiba olunanın seyyidi. Yani ittiba olunanların seyyidi. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu tamam. Şimdi şerhte 1 ve 2 olarak bu seyyid kelimesi ve Muhammed kelimesi izah edilecek inşallah. Öyle muktefa ki kendisine uyulan ki el arabiyyi Araplara mensup, öyle muktefa ki el haşimiyyi Haşimi oğullarına mensup, yine öyle muktefa ki el Mustafa seçilen, yani seçilmiş. Dolayısıyla el arabi, el haşimi, el Mustafa kelimeleri de izah edilecek inşallah Hazreti Üstad tarafından. bununla alakalı herhangi bir şey söyleyeceğiniz yoksa direkt şerhe geçmek istiyorum hocam. Şerhe geçelim hocam biz de. Evet. Şimdi Muhammed kelimesini evvela Hazreti Üstad ne yapacak? Bu da şerh edecek. İsmen isim olarak Muhammed, daha ve müsemmen ve zat olarak
ismen isim olarak daha ve müsemmen ve zat olarak, mana olarak. Müsemma isimlendirilen manasında. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi zatı nedir? Müsemmadır, yani manadır. O mananın adı ise Muhammed'dir. İsmi ise Muhammed'dir. İsmen isim olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve müsemmen ve zat olarak Muhammed aleyhissalatü vesselam. Es-sani ikincisi, yani müsemma olması, yani onun zatı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zatı nedir? Sebebul evveli, birincisinin sebebidir. Yani isminin sebebidir. Yani cismi isminin sebebidir. İkincisi birincisinin sebebidir. Yani cismi kendisine Muhammed isminin verilmesine sebeptir. Burada Muhammed isminin seyircilerimiz açısından manasını da vermiş olsak daha mutabık olacak. Manası, Muhammed isminin manası yani övülen manasında, lügavi manası. Ziyadesiyle övülen manasında. Şeye baktığımız zaman da bu Abdülmecid Efendi'nin haşiyesinde orada hani hamd eden manası demiş. Ama hamd eden manası Ahmet isminde var biliyorsunuz hocam. Onu bugün vaktim olmadı, onu geçen ilk bir önceki dersimizde bakmıştım. Oraya tekrar bakamadım ama yani Muhammed kelimesinin köküne indiğimiz zaman da bir hamd etme manası da var. Fakat Muhammed'in lügat manası övülen manasında. Yani dedesi tarafından bu isim veriliyor. İşte hani övülen manasında. Bu ismin verilmesinin de tabii ki sebebini şimdi Hazreti Üstad ifade edecek. Burada biz de hocam, hatırlarsanız dedesine niçin bizde bilinmeyen, çok nadirattan olan böyle bir isim verdin diye soruluyor. Yani özellikle İbni Hişam belirtiyor bunu siyerinde. Niye Muhammed ismini verdin aleyhissalatü vesselam? Yerde ve gökte övülsün diye. Evet, meşhur. Doğru, övülecek ama nerede övülecek? Bir tek yer ahalisi değil. Yerde ve gökte övülsün diye ben bu ismi verdim diye dedesinin Abdülmuttalip Hazretleri'nin böyle bir şey var, beyanı var. Evet hocam. Meşhur bir beyan. Bütün kitaplarda geçen bir beyan. Evet hocam. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in adı Muhammed'dir. Muhammedün. Peki niçin? Ne olarak? İsmen isim olarak Muhammed, daha ve müsemmen ve zat olarak Muhammed. Evet, burada manasına tabi bakıyoruz. Es-sani ikincisi, yani onun, yani müsemmaya şey yapıyoruz. Es-sani ikincisi, yani onun zatı nedir? Sebebul evveli, birincisine sebeptir. Yani zatı kendisine Muhammed denmesine sebeptir. Lakinnehu, fakat o yani ikincisinin birincisine sebep olması ne iledir? Bil evli, evliyet yolu iledir. Evleviyet yolu iledir. Şimdi bu evleviyet, yani yine tabii ki evleviye, kıyası evla olsun, efendim tarifi evla diye geçen işaretül icazda hatırlarsanız hocam bu geçmişti. Ama evet, biz oraya değil de orada nasıl geçtiğim malum, daha önce verdiğim bir kağıt vardı, hatırlar mısınız? O kağıda bakmamız lazım şimdi, cüz'iye, külliye, sebebiye. Buldunuz mu bilmiyorum. Arapça yazıyordu. Oranın okunması lazım hocam. Orayı okumamız lazım. Buranın anlaşılması için. Siz onu bulduysanız hocam, ben veya siz orayı bulana kadar şöyle bir malumat vereyim. Şimdi mecaz bahsine baktığımızda, bu arada kıyas-ı evlevi olsun veya buna usulde hani celi kıyas deniyor. Şey değiştikçe, ilim, fen değiştikçe istilahlar da değişiyor. Şimdi belagatta bu yazdığımız o malumat bulduysanız şayet belagatta geçen istilahlar olduğu için
onunla alakalı kısa bir malumat vermek istiyorum. Mecaz bahsine baktığımızda, malumunuz hakikat var, mecaz var. Mecaz lugavi ve akli diye, mecaz-ı akli diye ikiye ayrılıyordu. Mecaz-ı lugavi de işte hani müşebbeh ile müşebbehun bihin arasındaki alaka teşbih olursa ona istiare deniyordu. Bu bir kısımdı. Mecaz-ı lugavinin bir kısmıydı. Eğer teşbihin gayrisi olursa, bu müşebbeh ile müşebbehin bihin arasındaki alaka teşbihten başka bir şey olursa ona da mecaz-ı mürsel deniyordu. Mecaz-ı mürsel ismi veriliyordu. Bu mecaz-ı mürseli de ulema aralarında taksim etmişler. Kimisi 9 madde çıkarmış, kimisi 10 madde çıkarmış, kimisi 11 madde, kimisi 28 maddeye kadar yükseltmiş. Hocam, bu benim yazmış olduğum, o Arapçasına bakarsanız bir 11 madde yazdım. Bu 11 maddeyi 9'a da indirebiliriz. Sebebiye ile müsebbiyeyi, lazımiye ile melzumiyeyi bir yapacak olursak. Şimdi evleviyenin anlaşılması için buna şöyle kısaca, hızlı hızlı isterseniz bir nazar edelim. Olur mu hocam? Evet. Şimdi bunlardan birincisi cüz'iye. Cüz'iye nedir? Orada yazdığı gibi tesmiyetü şeyi bismi cüz'ihi. Bir şeyi cüz'ünün bir parçasının ismiyle isimlendirmek. Mesela kel'ayni demişiz. Göz gibi. Firrebiati casus hakkında. Mesela casusa göz deniyor mu? El-aynu dendiği zaman da ayn 36 tane manası var. Pınar manasına geliyor. Bildiğimiz göz manasına geliyor. Casus manasına geliyor. Dolayısıyla burada casus eli ayağı gözü efendim aklı fikri kulağı uzuvlara olan bir insandır değil mi? Ama biz sadece onun neyini şey yapıyoruz? Ele alıyoruz. Gözünü. Ele alarak ayn dediğimiz zaman da el-aynu dediğimiz zaman da casus akla geliyor. Ne var burada? Burada tesmiyetü şey'i bismi cüz'ihi var. Veya külliye ikinci kısmı. Bu da tesmiyetü şey'i bismi küllihi. Bir şeyi tamamının ismiyle isimlendirmek. Mesela esabir kelimesi gibi esabir. Fil enamil parmak ucuları yerine esabi'i zikrediyoruz. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim ve yecalune esabi'ahum fi azanihim buyurduğu gibi. Ve yecalune yapıyorlar, tıkıyorlar. Esabi'ahum parmaklarını, yani parmaklarının tamamını mı sokuyor? Hayır. Ucularını sokuyor değil mi? Enamil yani. Parmakların ucularını sokuyor. Nereye? Fi azanihim kulaklarına. Burada da enamil yerine yani cüz yerine onun küllü yani parmağın tamamı zikredilmesi mevzu bahis. Üçüncüsü ise sebebiyet. Biraz hızlı geçeyim buraları isterseniz hocam. Vakit kaybetmeyelim, olur mu? Yoksa rahatına da girebiliriz. Valla bana kalırsa ben yani direkt geçelim diyebilirim. Sadece ana hatlarını söyleyip direkt geçelim derim. Ana hatlarını söyleyip geçiyorum hocam. Mesela sebebiye. Mesela ra'aynel gaysa dediğimiz vakit. İşte yağmuru gözetledik dediğimiz zaman da aslında biz yağmurun sebep olduğu nebatı gözetliyoruz. Buraları geçiyorum. Müsebbibiye, kevniye, mahalliye, haliye, aliye, lazimiye, dokuzuncusu, onuncusu melzumiye, on birincisi evleviye. Bunu şimdi buna bakalım hocam. Evet. Çünkü ibarede velakinnehu bil evleviye. Buna bize lazım olan bu. 11. madde evleviye. Bu da evleviye neymiş? Tesmiyetü şeyi, bir şeyi isimlendirmek. Neyle? Bismi ma ye'ulu ileyhi, ileride döneceği hal ile. İleride döneceği hal ile bir şeyi isimlendirmek. Mesela Yusuf suresinde ayet-i kerimede geçtiği gibi estaizu billah bismillah inni arani asiru hamra dediği gibi, hani o rüya gören iki delikanlıdan birisi, ben de dedi rüyamda inni arani kendimi görüyorum, asiru sıkıyorum, hamra şarabı sıkıyorum. Şarap sıkılmaz, şarap sıkılan bir şey değildir. O aslında ineben demektir, üzümü demektir. Yani şarap olacak olan, ileride şaraba dönüşecek olan üzümü sıkıyorum demektir. Buna da evliye deniyor. Yani bir şeyi ileride döneceği hal ile isimlendirmek. Buraya şimdi bunu uygulayacak olursak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in adı Muhammed'dir. Muhammedündür sallallahu aleyhi ve sellem. İsmen hem isim olarak, daha ve müsemmen hem de zat olarak. Esani ikincisi, yani Resulullah'ın zatı, müsemması nedir? Sebebul evveli, birincisinin sebebidir. Yani kendisine bu ismin verilmesinin sebebidir. Lakinnehu, fakat o,
Yani ikincisinin birincisine sebep olması bil evli evleviyet yolu iledir. Yani ileride o hale dönüşeceği için, yani yerde işte dedesinin de dediği gibi göklerde ve yerlerde övülen, ziyadesiyle övülen birisi olacağı için. Abdülmecid Efendi buraya şöyle bir ilave yapmış. Yani hamd edecek birisi olması için demiş ki, o Ahmet ismiyle herhalde şey yaptı zannediyorum. Neticede Ayşe validemiz radıyallahu anha, ya Resulallah, hani gelmiş geçmiş bütün günahlarınız affedildiği halde niye kendinizi bu kadar yıpratıyorsunuz, ibadet ediyorsunuz dediğinde, ya Ayşe efela ekun abden şekura, Allahu Teala ziyadesiyle şükreden, hamd eden bir kul olmayayım mı demesinde buraya belki bir ilave edebiliriz orada geçtiği gibi. Evet. Peki hocam. Burayı geçelim mi? Kardeş, senin bir izahın varsa. Benim, yok, Allah razı olsun. Yani ikinciye geçelim o zaman. Zaten hocam açıkladı yeteri kadar. Evet. Şimdi ikincisi hocam, el-Arabiyyi deyince Arap kelimesi malumunuz Araplar manasına. El-Arabiyyi deyince Araplara mensup. Arap mı hocam? Seyyid kelimesini izah edeceğiz hocam. Affen. Seyyid kelimesi. Yani ittiba olunanların seyyidi, efendisi. Niçin seyyidi? لِأَنَّ كِتَابَهُ Çünkü onun kitabı, yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kitabı nedir? جَمْعُ الْجَوَامِعِ Bütün mukaddes kitapları toplayandır, cemedendir. Evet, bütün malumatı cemeden, o mukaddes kitapları cem eden bir kitaptır. Ne? Efendimizin kitabı. Dolayısıyla böyle bir kitabın sahibi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de nedir? Cem'ul Cevami'ye sahip olan Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz de o zaman peygamberler de buraya dahil olmakla beraber, zaten peygamberlerdir kastedilen muktefadan, ittiba olunanların efendisidir. Liennehu, çünkü o kitap, liennehu, çünkü o kitap nedir? Müteahharun, müteahhardır. Yani nüzül cihetiyle sonra gönderilen kitaptır. Müteahhirun de desek sonra gelen bir kitaptır. Veya müteahharun, Mevla tarafından nüzül cihetiyle, nüzülen sonradan gönderilen bir kitaptır. Liennehu, yine muhakkak o kitap nedir? Mutakaddemun veya mutakaddimun veya mutakaddemun, şeref bakımından da öne alınmış olan bir kitaptır. Evet. Bundan dolayı seyyid. Bundan dolayı efendi. Geçiyorum hocam. Evet. El-Arabi. El-Arabi'yi. Buradaki hocam li'ennehu müteahharun, oradaki li'ennehu Kur'an-ı Azimuşşan'a mı gidiyor? Oradaki hocam olma ihtimali olur mu? Yok. Lienne kitabehu derken kitabehu'nun husu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor. Liennehu derken o kitap yani şeye gider mi diyorsunuz? Şimdi ben buraya Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a gidebilir mi? Bu dersi daha önceki bir önceki şeyde hazırladığım için o hu zamirine bakmış olmalıyım. O kitaba gittiğini çünkü şey yapmışım, işaretle beraber kitaba göndermişim. Yani kitaptan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ikisi de bir şeydir. Yani nüzül bakımından veya Efendimiz gönderilme bakımından müteahhardır, şeref bakımından mütekaddemdir. Mütekaddim, mütekaddemdir. Yani böyle izahlar yani var. Risale'de gönderebiliriz yani. Mana bozulmaz. O liennehunun husunu hocam, yani şey itibariyle, kural ve kaide itibariyle ben arkadaş bunu Resulullah'a gönderiyorum deseniz yanlış olmaz. Hayır tamam. Ben bunu benim yaptığım gibi kitaba gönderiyorum deseniz yine yanlış olmaz. Çünkü ikisi de muahhar ve mukaddemdir. İşte seyyid kelimesine bağladığımız için bana buradaki hı zamiri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gitse daha uygun olacakmış gibi geliyor. Bilmiyorum. Şöyle
Hocam şimdi li'enne derken buradaki lam, li'enne kitabı derken buradaki lam harfi cerdir. Her harfi cer bir mutallak lazım. Bunun mutallak mahsuf bir sualdir. O da şudur. Yani Efendimiz niye seyittir? Niye efendidir? Çünkü li'enne kitabehu cem'ul cevami'i. Onun kitabı işte bütün mukaddes kitapları toplayandır. Toplayandır. Li'ennehu çünkü o kitap müteahharun, müteahhardır. Li'ennehu çünkü o kitap mütekaddemun, mütekaddemdir. Şimdi burada şey, evet, Ali Aydar hocam yani evet. Benim de şahsen Süreyya Bey kitaba gitmesi Kur'an-ı Azimüşşan'a ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tamam. Eğer kitaba giderse cümle bir bütünlük oluşturur. Li'enne kitabehu Kur'an-ı Azimüşşan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen Kur'an-ı Azimüşşan cem'ul cevami'dir. Burada Asım abi var. Asım abinin Bediüzzaman Hazretlerine bir suali var. Bir suali var. Kur'an ayetlerinin işte bizce meşhur olan 6666 olmasının hikmeti nedir diye. Orada Hazreti Üstad'ın bir cevabı var. Diyor ki Kur'an tabiri caizse Kur'an manasıyla nazmıyla bütün semavi kitap ve suhuflara tabiri caizse ruhunu vererek ta kendisini meydana getirecek kadar zaman içerisinde geldi. Yani diğer bütün semavi kitaplar ve suhuflar Kur'an'ın manasını hulasa efendim mücmel manalarda kendilerine topladılar, kendi zamanlarının ümmetlerine dağıldılar. Sonra o bütün semavi kitapların manaları, suhufların manaları Kur'an'da toplandı der. Yani Kur'an bir ruh gibi diğer semavi kitap ve suhuflara tabiri caizse manasını verdi. Dolayısıyla cem'ul cevami. Ama burada müteahhirun li'ennehu müteqaddimun. Eğer biz Süreyya abinin dediği gibi dersek yine Miraç Risalesi'nde Hazreti Üstad şöyle bir suali var. Böyle bir mukadder sual sormuşlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işte kendi nurunun en evvel yaratıldığını, alemin bir çekirdeği olduğunu, sonra meyvesi olduğunu. Yani bir zat nasıl hem evvel olur hem ahir olur, hem çekirdek olur hem meyve olur. Yani eğer biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a verecek olursak, bu da çok güzel bir nükte. لِأَنَّهُ مُتَأَخِرٍ Bedenen, mübarek bedenleri, mübarek varlıkları zahiren en son peygamber olarak geldi. Evet. Fakat risaleti, rahmetellil alemin oluşu, Habibi Rabbil alemin oluşu, nuru ilahiden halkı cihetiyle bakarsak, bütün eşyanın لِأَنَّهُ مُتَقَدِّمٌ en evveli olur. Yani bu cihetle de çok güzel şık olur. Çok güzel şık olur. Eğer biz bunu kitaba da döndürecek olursak, evet kitapların en sonunda inzal edildi. Fakat mana cihetiyle bakacak olursak, Kur'an-ı Azimüşşan'ın yani o kelami ilahi bütün manasını diğer semavi kitaplara ve suhuflara vere en sonunda Kur'an-ı Azimüşşan olarak bütün hepsini toparladı. Hatta onlarda olmayan tafsilatı da kendisine aldı diyelim. Yani her iki cihette olur. Her iki cihette evet. De seyyid oldu peygamberimiz. Evet, her iki cihette de seyyid. Evet. Fakat burada çok acayip benim dikkatimi çekiyor Süreyya abi seyyid oluşunu. Şimdi Normalde biz seyyid efendi dediğimiz zaman yani hemen böyle bir büyüklük anlamında değil. Seyyidlikte kavmin ulusu, kavmin kendisine muhtaç olduğu, kendisine ihtiyaç arz ettiği şahıs, zat. Yani biz Seyyid Efendi derken bunu söyleriz. Ve bir de bir hadis-i şerifte Seyyid Allah'tır. Hatırlarsanız. Yani Hazreti Üstad'ın burada Seyyid'i izah ederken Kelamullah'ın üzerinden istidlal yapması çok anlamlı. Yani evet abduhu ve rasuluhu yani abduhu'dan ziyade bunu kitaba çekmesi, Kur'an-ı Azimüşşan'a çekmesi, o şerefi Kur'an'a vermesi, o Kur'an'ın kendisine inzal edilen zat Habibi Rabbil Alemin olması, seyit olması yani bu da çok güzel bir istidlal. Yani delili Kelamullah'la getiriyor. Kelamullah'la getiriyor. Her cihette
icazı olan kelamla seyittir. Ve bu çürütülemeyecek bir şey. Çünkü bu noktada bütün semavi kitaplar ondan bahsetmiş. Evet müteahhirdir. Lakin Cenab-ı Hak bütün enbiyadan söz almış. Şifa-i Şerif'te Kadı İyaz rahmetullahi aleyhin ifadesine göre İmam Ali kerramallahu veçeden ettiği rivayette bütün peygamberlerden söz alıyor. O sizin zamanınızda gelirse ona tabi olacaksınız diyor. Yani müteahhirdir ama en mütekaddimdir. Yani bu cihetle de istidlal etmesi çok güzel, çok güçlü bir burhan. Evet. Evet hocam. Güzel. Devam edebiliriz. O zaman liennehu'yu ne yapmış olduk? Bu manaya göre kitaba göndermiş olduk. Evet. İrca ettik. Son manaya göre öyle ama ikisi de olsa sanki oluyormuş. Evet. Anlaşılıyor. Evet. El-Arabiyyi kelimesine baktığımızda وَفِي اَبْنَائِهِ şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle seyir ki El-Arabiyyi Araplara mensup. وَفِي اَبْنَائِهِ o Arapların ebna evlatlar çocuklar manasında onun evlatları arasında vardır yani mevcuttur. Ne es-sıdku doğruluk sadakat, sıdk, doğruluk. Daha ve zeka, burayı peltek z ile de okuyabileceğiz. Evvela bunu okuyalım. Ve zeka ve zeka, bereket ve temizlik vardır. Zeka kelimesinin bereket ve temizlik manasına geldiği mevaride baktığımız zaman da 702. sayfasında göreceğiz. Sadece zeka kelimesinin bereket ve temizlik manasına geldiğini. Ama bu bir nüshada da وَالْذَكَاءُ şeklinde de okunuyor. Yani وَالْذَكَاءُ değil de وَالْذَكَاءُ şeklinde de okunan nüsha var. Birinci okuduğumuz zekat gibi değil mi hocam? Bizim bildiğimiz evet, zekat da oradan geliyor zaten. Evet, keskin Z. Keskin Z olursa bereket ve temizlik manasında peltek Z ile zel ile وَالْذَكَاءُ okursak yine mevaridin 540 8. sayfasında 548 vermiş olduğu mana zeki olmak manası. Zeki olmak. O zaman mana şöyle olur. Birincisini ve ikincisini verecek olursak ve fi ebnaihi onun evlatları arasında o Arapların evlatları arasında mevcuttur, vardır. Ne vardır? Es-sıdku sadakat, doğruluk vardır. Daha ve zeka bereket ve temizlik vardır. Bu bir. Ve zekâ'u peltekize okursak ne vardır? Zeki olmak vardır. Yani onun evlatları, o Araplardan gelen çok zeki insanlar vardır. Böyle okursak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zeki olduğuna ve doğruluğuna vurgu olmuş oluyor. Veya zeka okursak keskin olarak bereket ve temizlik manası kastetmiş oluyor. Hocam, evet. Ali hocam ben buranın keskin Z ile okunması taraftarıyım. Ve zeka diye. Ve zeka, peltek Z değil de zeka evet. Diyebilen gerçekten Arapların sıdk ve zekası yani temizliği ve bereketi belli. Neden bereket? Neden bereket? Cenab-ı Hak Kabe'yi oraya inşa etmiş. Yani tarihe de İslam tarihine de baktığımız zaman Kabe'nin vermiş olduğu şeref ve bereketle işte Kureyş suresine de bakalım. Yani bir üstünlük veriyor. Mesela o Kabe'nin bereketi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketiyle Ebrehe'nin şerrinden bile kurtuluyor. Ziraate elverişli olmamasına rağmen bütün beşeriyeti oraya sevk etmekle maddi manevi Cenab-ı Hak bereketler veriyor ki en büyük bereket Kabe'nin kendisidir. Yani Mekke'yi düşünecek olduğumuzda bunu kastederek söylüyorum. Ve temizliğe de baktığımızda hocam İslam tarihine göz gezdirdiğimizde gerçekten Mekke ahalisinin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğduğu yer olduğu için diyorum ben sömürgeleştirilmemiş olması. Bakın sömürgeleştirilmemiş olması birçok ananenin mahfuz olduğunu, fıtratlarının temiz olduğuna dair birçok ibareler var. Evet bazı yanlış ahlak, cahiliye adetleri olsa da efendim cömertlik gibi sözünde durmak gibi, içi dışı bir olmak gibi, yani birçok fıtrata ait temiz halleri var Arapların.
Mesela ümmi bir toplum. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ümmi denmesinin bir nedeni de ümmi bir topluma mensup olması. Bu ümmilik onları temiz tutmuş hocam. Düşüncelerini kirletmemiş. Felsefeyle, başka şeylerle. Hatta diğer ilimlerin dahi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın asrından sonra tesis etmesi dahi bütün ehli ilmin ittifakıyla, ya onların zihinleri safiydi, fıtratları temizdi, efendim kabuk, şu bu, kirli bir şeyleri yoktu. Yani burada es-sıdk ve zeka gerçekten bu toplumun iki temel vasfı olduğunu görüyoruz biz. İki temel vasfı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada ve fi ebnâihi, doğru, onlar doğruluk ve temizlik ve bereketle maruf. O Arapların öyle bir şeyi var. Böyle bir halleri var. İslam tarihine de baksak, ilimlerin tedvin dönemine de baksak biz getirdikleri gerekçelerle, yani buranın sıdk ve zeka olması daha güzel. Eğer diğer zekaya gidecek olursak, beşeri hafıza ve zekaya, birazcık böyle çok birazcık beşerileştirmek, haşa, 100.000 defa haşa, zaten zekiydi. Yani burada ondan ziyade bence aynı fikirdeyim. Evet. Bir de ibarede zeka geçiyor ya, mümkün mertebe ibaredekini değiştirmemek lazım. Evet. Çok evet. Aşırı bir şey yoksa. Evet. 25. sözde hatırlarsın Muhlis, bir bakış açısı vermek için söylüyorum. Alemi zekavetleriyle idare eden o kavim diye bir ibare geçiyor. Var. Yani o da çok uzak bir mana değil sanki. Ama doğru. Metin var mı onunla alakalı bilmiyorum hocam. Öyle bir ibare var mı? Peltek Z ile olduğuna dair zeka. Nerede öyle hocam? Var mı? Var hocam. Yani var derken tercümesinde zeka geçiyor. Peltek Z geçiyor tercümesinde. Allah. Tercümede öyle geçiyor. Yani ama ben burayı sanki bozmayı hiç düşünmedim. Zaten bozmadım da. Sadece nüsha diye tamam. Not düştüm. Evet. Yani aynı Muhlis hocamın dediği gibi es-sıdku ve zeka dedim. Tamam hocam? Evet. El-Haşimiyyi Haşimi oğullarına mensup. Vefi beynihinin hisi Haşimi'ye gidiyor. O Haşimiler arasında vardır. Onların içerisinde vardır. Arasında vardır. Ne vardır? Eşşehametü saygınlık. Buraya saygı, bu kelimeye yüreklilik manası da sanki bir yerde gördüm gibime geliyor. Yüreklilik, böyle şehame. Böyle saygınlık vardır. Yüreklilik de böyle nereden dilime dolanmışsa sanki o da olabilir gibi bir şey var. Yüreklilik, şehame, cesaret. Şöyle, o nereden geliyor size biliyor musunuz hocam? Ali Aydar hocam. Evet, Bediüzzaman Hazretleri üflemiştir kulağınıza. Neden? Çünkü Hazreti Üstad'a göre şehamet, haksız insanlara ve zalimlere karşı zillet göstermemek. Allah Allah. Dal kavukluk etmemek. Aciz ve zayıf insanlara da tahakküm etmemek ve onlara kibirlenmemek demek. Allah Allah. Yani şehamet kelimesinin. Efendim? Şehadet kelimesinin lugavi manası saygınlık ama yüreklilik nereden geldi aklıma bilmiyorum. Evet, evet, aynen. Aynen. Normalde izzet-i nefs hocam. Yani izzet-i nefs demek, hırsla büyük bir işe girişmek demek ama izzet-i nefs. Ama Hazreti Üstad şehameti anlam verirken haksızlıklara ve haksız insanlara, zalimlere karşı zillet göstermemek, aciz ve fakir ve zayıflara karşı da merhamet etmektir diyor. Yani iki kanadını açıyor. Hem izzet-i nefs hem de şefkat ve merhamet. Ben aslında buna bakmam lazım hocam. Evet. Buna bakmam lazım aslında. Evet. Baksaydımışım iyi olacakmış. Evet. Orada geziyor değil mi hocam? Evet. Evet. Orada yazıyor. Evet. O zaman sehamet orada yazıyor. Semaha. Semaha da O zaman bu elimde yoktu. Şimdi inşallah buradaki ıslahları da oraya ekleyeceğim nasip olursa. Buradaki ıslahlar orada yok. Evet.
ve fi beynihi onların o Haşimilerin arasında vardır. Ne şehametü şehame işte buyurduğunuz gibi. Daha ve semahatü semaha semahada hoşgörü. Hoşgörü vardır. Vel mensubu Haşimiye mensup olan nedir mensubu? Mensubdur ileyhi bu vasıflara yani bu şehame ve semaha vasıflarına da mensuptur. İleyhinin hizamiri peki hocam müennes olan şehame ve semaha kelimelerine gider mi? Gider. Yani müzekker zamiri nasıl müennes olan bir kelimeye gider? Gitmez aslında normalde. Şey gibi i'dilu huve akrabu littakva ayeti kerimesindeki i'dilu adaletli olan huve o adil o adalet i'dilu'dan anlaşılan o adalet i'dilu'nun tahtındaki adil kelimesi ne gidiyor huve zamiri? Allah-u Teala gönderiyor yani. Akrabu littakva takvaya daha yakın olandır. Mevla buyuruyor. Allah alem belki Hazreti Üstad da bu ayet-i kerimeye yani atıfta bulunarak ileyhideki hiz zamirini şehame ve semahaya göndermiş olabilir diyorum. Yani vel mensubu o haşimiye mensub olan mensubun mensubdur. İleyhi o şehame ve semaha vasfına yani vasfa gönderiyorum. Vasıf kelimesine gönderiyorum. Bunlardan anlaşılan vasıf. Bu da tamam hocam. Şimdi gelelim Mustafa'ya. Mustafa kelimesine geliyoruz. Mustafa kelimesi ne gibidir? Kifa kelimesi gibidir. Daha verci'uni irci'uni kelimesi gibidir. İrci'uni kelimesi Mü'minun suresi 69 hocam. Mü'minun suresi 69. ayet-i kerimede Estaizu billah. Kale Rabbi irci'uni. Hani cehennemliklerin sözü var ya. Kale dedi. Rabbi ey Rabbim irci'uni. Beni çevir. Derken irci'u cemi geldi. Aslında o şu demektir yani cemi. Cemi bir kelimenin cemi olması için en az üç olması lazım değil mi? Aslında oradaki irci'u kelimesi yani irci'u demektir. Bu en az bu kadardır. Milyon milyar kere de gider. Neticede cehenneme giren insanlar yani bir rivayete göre 1000 yıl ya Malik ya Malik liyakzi aleyna rabbuk ayeti kerimede geçtiği gibi Rabbine söyle de hani bizim aleyhimize bizim için hükmetsin ölelim dediği zaman da işte kalehsehu fiha ve la tükellimun orada sinin benimle muhatap olmayın diye kendilerine uzun yıllar sonra cevap geliyor. Şimdi o şu demek yani irci'uni yani beni İşte ya Rabbi çevir çok o mükerraran veyahut da kifa demek kifa müennes bir kelimedir. Kifa kifa kelimesi müennes iki ifadeden bir kelimedir. Kifa yani kif demektir. Kif dur. Şimdi ona bakacağız inşallah hocam o fotokopide. Kifa nebki min zikra habibin ve menzili. İmr-ül Kays'ın sözüne bakacağız. Bu söz, kıfa sözü, İmr-ül Kays isimli o meşhur şairin şiirinin bir cümlesinde geçen bir kelimedir. Yani bunu tabii ki Araplar İmr-ül Kays'ı delil olarak nahivde, fesahatta, belagatta delil olarak kullanıyorlar. Günümüzde bile halen kullanıyor. Hazreti Üstad da burada kıfa kelimesini zikrederek İmr-ül Kays. Rabbim yani iman nasip etmedi kendisine maalesef. Bu zatın sözü delil olarak gösteriyor. Efendim? Ankara'da mezarı. İmr-ül Kays'ın mı? He. İmr-ül Kays. Öyle mi? Ankara'da bilmiyorum. Ben. Öyle mi hocam Muliz hocam? Kandırmıyorum yani, sizi değil mi? Bu taraflara geldiğini biliyorum da mezarını bilmiyorum. Yani böyle bir şey vardı. Evet bu taraflara geliyor. Allah Allah. Şimdi diyecek bir şey neyse. Çok böyle lazım değil. Neyse. Evet çok lazım. Evet. Ama işte dili yani değil. Delil olabiliyor. Delil evet. Olabiliyor. Şimdi şu şeye bir kadar. Usul değil mi hocam? Araplarda geçmiş şairlerin şiirlerinden, beyitlerinden tabii, getirmek. Tabii her şair değil. İmr-ül Kays onlardan. Usul. Onlardan. Evet hocam. Yani şiirler Arap edebiyatında delil.
oluyor. En baş delil Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler, şey oluyor, delil olabiliyor. Şimdi hocam, burada şiirde, İbn-i Ulkays'ın şiirinde bir min lafzı geçiyor. Şu ilk satırı bir okuyayım, ondan sonra şiire bakalım, olur mu? Tamam. Bu ifa kelimesinin biz İbn-i Ulkays'a ait olduğunu üstadın bir hadfi lafzı min cümlesinden anlıyoruz İbn-i Ulkays'a ait olduğunu. Şimdi bu Mustafa kelimesi ne gibidir? Kıfa, kıfa kelimesi gibidir. Yani kıf, kıf, dur, dur manasını tek bir kelimeyle ifade etmiş İbn-i Ulkays. Yani dur dememiş de dur, dur demiş. Bunun için yani veyahut da şöyle kullanabilirdi, kıf, kıf diyebilirdim. Kıf, kıf dememiş de kıfa demiş. Kıf, kıf ifade eden. Veya ayeti kerimede işte Ya Rabbi beni dünyaya bir daha döndür, 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 döndür manasına irci'u cemi kelimesi kullanılması. Bu işte Mustafa aynı bu kelimeler gibidir. Yani Mustafa'da da böyle mükerrer manalar mı var? Var, ona bakacağız inşallah. Şimdi okuyalım. Bu Mustafa kelimesi kıfa, kıfa kelimesi gibidir. Daha verci'uni, işte Müminun suresinin 69. ayeti kelimesindeki kâle rabbi irci'uni kelimesindeki irci'uni gibidir. Bu ikisi ne olduğu halde kıfa kelimesiyle irci'uni kelimesi ne olduğu halde mükerreran mükerrer oldukları halde. Yani kıfa kıf kıf demektir, mükerrerdir. İrci'uni ise irci'nidir en az. En az üç demektir. Neyle beraber? Ma infiradihi lafzının müfred olmasıyla beraber. Yani kıfa kelimesinin lafzının müfred olmasıyla. Tamam. Yani mana tesnidir ama lafız müfreddir. İrci'u lafız müfreddir. Tek lafız. Yani lafzının tek olmasıyla beraber mükerrer olduğu halde kıfa kelimesi irci'u kelimesi gibidir Mustafa kelimesi. Peki bu kıfa kelimesi neyle? Bir hazfi lafzı lafzı min. Min lafzının bir hazfi lafzı min. Min lafzının hasfıyla. Deyince burada aslında Hazreti Üstad şunu demiş oluyor. İmr-i Ulkays'ın şiirinde İçerisinde min lafzının da geçtiği kıfa şeyi var, bir kelimesi var. Aynı orada geçen kıfa kelimesi gibidir. Şimdi fevva muştakına geçmeden evvel benim önümde hocam o fotokopi kağıdı. Siz de oradan bakabiliyorsanız bakmanızı rica ediyorum. İmr-i Ulkays'ın şiiri şöyle bir şiir. Kıfa nebki min zikra habibin ve menzili bisikadil liva beyne duhuli fe havmeli. Fehavmeli. Şimdi mana verelim. Kıfa, dur dur. Dur dur. Nebki ağlayalım. Dur dur. Dur da nebki ağlayalım. Bak min geldi işte burada şimdi. Neden sebep? Niçin ağlayalım? Min zikra habibin. Dostu hatırlamaktan. Dostu hatırlamak. Tabi siyak ve sibakı var şiirin. Bize lazım olan şey bu. Min zikra habibin dostu hatırlamaktan işte bundan sebep. Dur 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 da ağlayalım. Ve menzili ve yerini hatırlamaktan, onun menzilini hatırlamaktan ve o dostu hatırlamaktan sebep ağlayalım. Neredeki menzil, neredeki yer? Bir sıktı liva, liva remil manasına, kum manasına. Kelimesi ise sakatadan geliyor. Düşük düşük manasında. Bir sıktil neredeki yer? Bir sıktil liva kumun düşüğünde. Yani düşük kum, düşük kumlu yerde. Ha, buna alçak kumda diyebiliriz. Neredeki neredeki o alçak kum veya kumsal? Neredeki o düşük kum, kumsal? Beyne duhuli, duhul denilen yerle fe havmeli, havmel denilen yerin arasındaki. Duhul bir mevzinin adı, havmel bir mevzinin adı. Evet, ikisi bir yer. Beyne duhuli fe havmeli, duhul ile havmel arasında o düşük kum, yani o düşük kumsal olan, yani alçak kumsal olan yerdeki menzilini, yerini hatırlamakla, o dostu hatırlamak ile hatırlamaktan sebep dur dur da ağlayalım. Tamam hocam? Şiirin bir hani şeyi bu, manası bu. Tabii ilerisi vardır, gerisi vardır. Bakmak lazım. Şimdi burada bize lazım olan kıfa kelimesinin, yani evet, lafzı bu halde manası mükerrer olan kıfa kelimesi
bize lazım olan budur. Yani bu şair tarafından kıf yerine kıfanın kullanılmış olması, yani bu kelimenin fasih olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla bu Mustafa kelimesi de nasıl böyledir? Buraya gireceğiz inşallah. Aynen kıfa kelimesi gibidir. Ya yani orada da mükerrerlik var. İrciu kelimesi, o zaten ayet-i kerimede geçtiği gibi, yani döndür manasında. Lafız müfret ama manası mükerrer. Gelelim şimdi Mustafa kelimesine. Fehüve, bu Mustafa kelimesi nedir? Müştakkun, müştaktır, yani doğmuştur. Neden? Min hamseti ef'alin, beş fiilden doğmuştur. Ki vehiye, o ef'alde nedir? İstafa, istafa fiilidir. Şimdi istafa fiiline hocam, mevaride baktığımız zaman da 871. sayfasında geçtiğini ben buraya kaydettim, yazdım. Bakalım hemen o yazmış olduğumuz yere hocam. Bunun ilk köküne indiğimiz zaman da safa fiilinden geliyor. Safa yasfu, safuven birinci mastar, safaen ikinci mastar, sufuven üçüncü mastar. Bunun manası, lugavi manası safi olmak manasında, birinci baptan geliyor. Safa kelimesi. Bu bir hocam. Bu bir. Hamsete efal, beş fiil dedi ya. Bu bir. İkincisi, ifal babına naklediliyor. Esfa, yusfi, isfaen. Bu ikincisi, yani bir şeyden hali olmak manasında. Üçüncüsü, safa, yusafi, musafaten, mufale babından geliyor. İşte biri ile halis, dostluk. Sin yazmışım. Sat olması lazım aslında, değil mi? Aslında bu üçüncüsü. Dördüncüsü, tefil babından da geliyor. Safa, yusafi, tasfiye şekliyle. Bu da işte tasfiye etmek, yani süzmek, temizlemek manasında. Beşincisi, işte mevzumuz olan şey, istifa fiili. İstifa, yastifi, istifa. İstifa fiili, seçmek, tercih etmek manasında. Peki daha yok mu başka? Var. İşte altıncısı, tesafa, yetesafa, tesafiye şeklinde. Yedincisi, istasfa, yastasfa, istifa şeklinde geliyor. Sekizincisi, dokuzuncusu yok. Yediye kadar geliyor. Çünkü bir fiil her baptan gelmez. Bazı baplardan gelir. İşte burada olduğu gibi yedi baptan geliyor. Ama istefa fiili beşinci sırada. İstefa fiili beşinci sırada. Dolayısıyla burada Hazreti Üstad Fehu'a bu Mustafa kelimesi müştakkun müştaktır. Min hamseti efalin, beş fiilden. Vehiye, bu da nedir? İstefa, istefa fiilidir. Lugata baktığımız zaman da ilk olarak işte safa yesfo veya esfa yusfi isfaen veya safa yusfi musafaen veya safa yusfi tasfiyeten, en son istefa yusfi istifaen, beşinci sırada ne oluyor? İstefa fiili geliyor. Bu bir. İkincisi, Hazreti Üstad şunu da kastetmiş olabilir. Neticede istefa fiilini sıraladığımız zaman da, çektiğimiz zamanda, yani emseleyi muhtelifesini çektiğimiz zaman da istefa yusfi istifaen mustafin mustafan mustafi mustafa, yani Mustafa fiili de beşinci sırada geliyor. İstifa 1, yestafi 2, istifaen 3, mustafin 4, mustafen 5. Mustafa yani. Beşinci sırada geliyor. Bir de bir de bir hadisi şerif var. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İnnallâhe astafa kinâne min veledi İsmail veya vuldi İsmail. Vuld de olur. İsmail aleyhisselamın çocukları arasından Kinane'yi ne yaptı? Allah'u da seçti. İsmail Aleyhisselam'ın çocukları bir, Kinane iki. Sonra İstafa Kureyşen min Kinane, Kinane'nin Kureyş kabilesini seçti. Üç, Vastafa beni Haşim min Kureyş, Kureyş'ten de Haşim oğullarını seçti. Dört, beşincisi Vastafani min Haşim'in, Haşim oğullarından da beni seçti. Bu da beş. Beşinci sırada. Yani nereden bakarsan bak, bir beş rakamı burada Hazreti Üstad'ın konuşulduğu hamse kelimesiyle beraber bir beş rakamı karşımıza çıkıyor hocam. O hadisin bir kireyim devamını. Fe ene seyyid vuldi Adem, ben Ademoğlunun çocuklarının efendisiyim. Ve la fahra övmek, yok övmüyorum. Evveli men tenşakku anhul ardu, yerin kendisinden sebebi ilk yarılacağı şahıs benim kabrim yarılacak, açılacak. Ve evveli şafi'in ve evveli müşeffe'in, ben ilk şefaat eden ve şefaati ilk kabul edilen benim buyurdu ila ahirihi. Evet. İbn Hammam. Evet. Tamam. Geçiyorum hocam, veya geçelim mi?
Saat kaç oldu? 23. Burada Nobel... müsaadeniz olursa, yani toparlama cümlelerimiz varsa onları alalım. Hocam şöyle bir özet yapacak olursak, şöyle bir özet yapacak olursak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine ittiba edenlerin efendisidir buyurdu. Buyuruldu. O Arabidir, Haşimidir, Mustafa'dır buyuruldu. Hazreti Üstadlar onun hem ismen hem de cismen hem ismen hem de zaten efendim Muhammed olduğunu, çünkü zatının ismine sebep olduğunu, evleviye tarihi ile sebep olduğunu ifade buyurdu. Seyit olması da çünkü onun kitabı Cemul Cevamir'dir ve o kitap nüzül bakımından müteahhir veya müteahhar ama şeref bakımından mütekaddem veya mütekaddimdir. Veya sizin Süreyya hocamın dediği gibi onun zatı da gelebiliyor. Arabi deniyor çünkü o Araplarda sıdk yani sadakat, doğruluk ve zeka yani temizlik ve bereket vardır ki Efendimiz de bunların başında geliyor. Bundan dolayı Arabi olması Arabidir. Haşimi denmesi ise o Haşimiler arasında şehamet, saygınlık, yüreklilik ve semaha yani hoşgörü vardır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu o Haşim oğullarına mensuptur. Haşim oğullarına mensup olanlar da bu sıfatlarla muttasıftır buyuruldu. Buradaki Mustafa kelimesi de lafz-ı müfred olduğu halde manası mükerrer olan irci'u kelimesi ve kıfa, İmr-ül Kays'ın şiirindeki kıfa kelimeleri gibidir. Ayrıyeten buradaki Mustafa kelimesi beş fiilden müştaktır. Az evvel yapmış olduğumuz şeyin mucibi ile ya ifadenin mucibi ile. Benim kısaca diyeceklerim bu kadar hocam. Allah razı olsun. Evet Süreyya bir sorusun. Hocalarımızın diyeceği bir şey yoksa inşallah bir sonraki derste buluşmak üzere cümlenizi Allah'a emanet ediyorum. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.